Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Oppo A52 modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Bugün bu işlemlerimizi referans cihazım olan Oppo A16 modelinde gerçekleştireceğim. Siz kendi Oppo cep telefonunuzda bu işlem adımlarını gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Format işlemine geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Eğer cihazınızda fotoğraf, video ve benzeri önemli dosyalarınız varsa bunların yedeğini almanızı öneririm. Aksi takdirde cihaz format sonrasında içerisindeki tüm bilgileri silmiş olacak. Ve bunun yanında en önemlisi cihazınızda bir Gmail hesabınız kayıtlıysa bu Gmail hesabını format atmadan önce ayarlar bölümüne girip buradaki hesaplar bölümünden Gmail adresinizi kaldırın. Eğer şifresini biliyorsanız kaldırmanıza gerek yok. Ancak cihaz açılış ekranında sizden bu Gmail'i isteyecek. Bunun bilincinde olarak format atın. Bunun da bilgisini verdikten sonra format işlemimize geçebiliriz. Burada cihazım kapalı konumdayken ses kısmı ve telefonu açma kapama tuşuna aynı anda basacağım. Sol altta recovery modunu gördükten sonra tuşlardan parmaklarımı çekeceğim. Şimdi iki tuşa da aynı anda basıyorum. Ve burada recovery mod gördüm. Parmaklarımı çektim. Burada herhangi bir tuşlama yapmadan bekledim. Dil seçebileceğimiz bir ekran geliyor. Bu ekranda telefonu açma kapama tuşuyla İngilizce dilini seçiyorum. Burada ses kısma tuşuyla White Data bölümüne geliyorum. Ve burada telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Ve burada Format Data bölümüne geliyorum. Ve telefonu açma kapama tuşuyla tekrar onaylıyorum. Burada bizden bir şifre girmemizi isteyecek. Bu şifreyi giriyorum. Burada şifreyi girdikten sonra tekrar bir onay ekranı bizleri karşılıyor. Burada format tuşuna bastığımızda artık telefonumuz format atılacak. Evet, şimdi bu işlemlerin dolmasını bekliyorum ve burada çıkan ok butonuna basıyorum. Ve cihazımın yeniden başlatılmasını bekliyorum. Format işlemimiz devam ederken bu ekran sonunda cihazın açılış ekranı gelecek ve cihazın açılış ekranında gerekli olan bilgileri girdikten sonra cihazınızı sıfırlanmış bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabiliyor olacaksınız. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız yine yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.